anlat. Yüce Mevlamız gerek peygamberler, gerekse kitaplar göndererek netice itibariyle de sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i bizlere bir lütuf, bir nimet olarak vererek bizlere kendisini hatırlatmış, kendisini tanıtmış, nasıl kulluk etmemiz gerektiğini öğretmiş, verdiği nimetleri saymış, bu nimetlere karşılık olarak nasıl şükredebileceğimizi bizlere göstermiş. Bizleri dünyada ve ahirette huzura, saadete, mutluluğa kavuşturacak, ulaştıracak olan yolun Hazreti Kur'an ve Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam olduğunu tebliğ etmiş. Bunu alem beyan bizlere açıklamış ve ardından bu nimetlere yüz çevirdiğimiz zaman, insanlar bunun tersine gittiği zaman, Kur'an'ı duymazdan geldiği zaman, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sünnet-i seniyyeyi görmezden geldiği zaman karşılaşabileceği feci akıbetleri de bizlere beyan etmiş. Zaten peygamberlerin ve kitapların gelişindeki ana maksat ve gaye de budur. İşte bunları da beyan ettikten sonra bizlere kısa da olsa, uzun da olsa, 3 yıl, 50 yıl, 100 yıl bilemediğimiz bir zaman dilimi içerisinde imtihan içinde ömürler vermiş ve buna göre yaşamamızı da bizden istemiştir. Ve yine Yüce Mevlamız Kur'an-ı Kerim ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği yolda bu emrine muhalefet edenlerin, Allah-u Teala'yı unutanların, onun zikrine yüz çevirenlerin, Kur'an-ı Kerim'e ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmayanların ahirette karşılaşacağı durumları da yine Kur'an-ı Kerim'de sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde bizlere beyan ediyor. Örneğin Haşr suresinde Yüce Mevlamız buyuruyor ki وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْسَهُمْ اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Ey müminler! Aklı sahip, aklına sahip, nimete sahip, Kur'an'a sahip, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesine sahip, buna ulaşabilen, bunlara tabi olabilen, Allah ve Resulü'nün davetine koşan olgun ve akıllı müminlere, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra gelmiş olan bütün müminler içine alan bir ayet-i kerime. Şu kimseler gibi olmayın Yüce Mevlamız. Bunlar nasıl birileri? Nesullâhâ te'ensâhûn entisehûn. Allah'ı unuttular ve artık Allah da onları kendi nefislerini unutturdu. Bir insan niçin yaratıldığını, niçin yaşadığını, Allah-u Teala'ya kulluk etmesi gerektiğini, size neyin nereden geldiğini, rızkın nereden geldiğini, ölümü, hayatı, varlığı, nimeti, yokluğu, sağlığı, hastalığı verenin kim olduğunu unuttuğu zaman Yüce Mevlamız ne diyor? Biz de ona kendi nefsini unuttururuz. İnsan kendi nefsini nasıl unutur? İşte Kur'an ahireti beyan ediyor. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahireti beyan ediyor. Dünya hayatında karşılaşabileceğimiz mükafatları da, nimetleri de beyan ediyor. Biz bunları bile bile, öğrendiğimiz halde, bildiğimiz halde, her bir namazımızdan sorguya çekileceğimizi bildiğimiz halde, her bir iyiliğimizin ve mükafatını, güzelliğin mükafatını göreceğini bildiğimiz halde, bunları elimizin ağzıyla kenara bırakırsak, Kur'an-ı Kerim raflarda kalırsa, hadisler kitaplarda kalır, yaşantıya dökülmezse, işte insan kendini unutmuş demektir. Kendini unutmuş, çünkü yarın karşılaşacağı akıbete karşılık herhangi bir hazırlık yapmıyor. Örneğin, şu an kış mevsimine giriyoruz. Birçok yerde, hani şimdi İstanbul çoğunluğu doğal gazetesi vesaire, ne yapar? Kış hazırlıkları yapılır değil mi? İşte kimisi odun alır, kimisi kömür alır veya işte erzağını fazla yağar, kar çok yağar, şu bu olur diye. Hatta uzak bölgeler olanlar ilaçlarını dahi kendi kafasına göre tahmin 3-5 litre ilaçları alırlar. Belki ulaşamam diye. Niçindir bu? Çünkü kış gelecek. Belki karşı sebepler olacak, soğuk olacak. Yolu kapanıp her türlü ihtimali hesap ederek kışa bir hazırlık yapar. Zaten aklı selim bunu gerektirir. Ancak kendini unutan, sorumsuz olan, bana ne yahu, yağarsa o zaman bakarız. Bakalım ne olacak? Görelim, gün geldiğinde bakarız. Düşüncesiyle hareket edenler, aynen Ağustos böceğiyle karıncanın misali, yazın safsalar, kışın kış kapıya dayandığı zaman da kapı kapı fellik fellik dolanır. İşte akıllı Müslüman ne yapıyor?
kışın hazırlığını yapıyor. Odununu, kömürünü, neyse kumanyasını tedarik ediyor. İşte Kur'an bize gelecek olan kışı da, gelecek olan yazı da anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uygulamasıyla bize bunları gösteriyor. Bunlarla karşılaşacaksın diyor. Senin azın, senin yiyeceğin, kıldığın namazlardır diyor. Tuttuğun orucundur diyor. Allah rızası için yapmış olduğun zekatındır, haccındır. Yüce Mevla'nın rızasına ulaşmak için ne yapıyorsan işte bu senin yarın önüne çıkacak olan rızkındır. Senin teminatındır, senin kefaretindir diyor. Yok, ben buna hazırlık yapmam, zamanı gelince bakarım diyorsan, vakit kalırsa uzun uzun okuyacağımız ayetlerde bunlara da Yüce Mevlamız teferruatıyla beyan ediyor. Yine ahirette işte bu duruma düşenlerden örnek vereceğimiz bazı ayetler Taha suresinden. Estağfirullah. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, kim ki benim zikrimden yüz çevirirse, Allah'ı anmaktan, Allah-u Teala'ya kulluk etmekten, hamd-ü sena etmekten, Allah-u Teala'dan yüz çevirmek, Kur'an'ı devre dışı bırakmak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı devre dışı bırakmak veyahut en yumuşak haliyle Allah'a ve Peygamber'e can-ı gönülden iman edip itikatte ve amelde zayıf ve gaflete düşmek. Yani sonraya tehir etmek. Sonra bakarız. Gerektiğinde yaparız. Hani sıkışınca yaparız. Nasıl bir insan vücudunda kendisinde bir hastalık hissettiği zaman hemen duaya başlar. Bir deprem duyar hemen namaza başlar. 3 gün sonra bakar ki depremin arkası yok ve tekrar normale döner. Kur'an'da da bunun örnekleri vardır. Böyle insanlar اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ زَادُوا. Bir imana, bir kütle, bir nimetle, bir nankörle döndükleri zaman akıbetleri akıllama, yalama olmuş civata gibi olur. Civata bozulduktan sonra bir daha tutmaz.